yaklaşıyor, geliyor derken 15 gün kaldı. Son habercisi geldi. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesine girdik. Rabbim gecenizi mübarek eylesin. Amin. Berat'ını alanlardan eylesin. Amin. Tüm İslam aleminin ve sizlerin Berat gecenizi tebrik ediyorum. Bu gecenin sizlere, ailenize, akrabalarınıza, ülkemize, milletimize, tüm kardeşlerimize hayır, bereket, saadet, huzur getirmesini diliyorum. Ramazan'ın son habercisi, son kilometre taşı. O gelecek bir manevi atmosfer ülkemizi, İslam alemini kuşatacak. İşte onun habercisi olarak bu gece de tevbelerimizin yapılacağı, gecesini ibadetle, namazla, duayla, Kur'an'la, tevbeyle geçireceğimiz, yarın da oruçla geçireceğimiz bir günün gecesindeyiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bera gecesi, yani Berat gecesiyle ilgili şunu söyledi. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun. Zira o gün Allahu Teala rahmet tecellisiyle yaklaşır ve ey kullarım, yok mu benden günahına af dileyen onu affedeyim. Yok mu benden bağışlanmayı dileyen onu bağışlayayım. Yok mu benden rızık isteyen ona bol rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen hastalar onlara şifa vereyim. Yok mu yok mu diye sorar. İşte bu gece Allahu Teala rahmetiyle, mağfiretiyle, bağışlamasıyla o kadar çok insanı affeder ki, Arap kabilelerin içerisinde çok koyunları olan, sürüleri olan bir kabileyi misal verdi de Allah'ın elçisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, o kabilenin koyunlarının yünleri adedince insanlar affolunur bu gece. Onlardan olmak istemez mi insan? Allahu Teala bu gece bizim için bir fırsat yaratmış. Elbette günahlarımız var, kusurlarımız var. 11 ay Ramazan'dan sonra döndük, dolaştık, tekrar Ramazan'a doğru yaklaştık. Ve kalplerimiz o Ramazan'daki hazzı, duyguyu, o güzelim zevki, manevi atmosferi arıyor. İnşallah yine o günlere kavuşacağız. İşte bugünlerden de orucun talimini, tedribini, alıştırmasını yapmalıyız ki ruhumuz Ramazan'a hazır olarak girsin. Allah'ın elçisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan ayı gelmeden önce, öncelikle Recep ayında, Ramazan'ın müjdesi olan ilk Recep ayında Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellina Ramazan. Ey Rabbim, ey Allah'ım, Recep ve Şaban ayını benim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir diye dua etti. O halde biz şu anda Şaban ayındayız. Şaban ayında da çokça oruç tuttu. Çokça oruç tuttu. Orucu Şaban ayında tutarak bir kısmında hazırlandı. Ramazan'ı farz olarak hem müminler hem peygamberimiz tuttu. Ardından Ramazan sonrasında da Şevval oruçları tuttu. İşte bu arınma günlerinde, af günlerinde, temizlik günlerinde, kardeşlik günlerinde, yardımlaşma günlerinde, birbirimize oruç açtırma, birbirimizi düşünme, garibanı, yoksulu, fakiri hissetme, açlığa tahammül etme, dayanma ve fark etme günleri olan güzel bir mevsimdeyiz. Allah-u Teala bugün uyanık olan, kalp gözü açık olan, Allah'a yakın olan, günahlardan, şeytandan, nefsin heva ve hevesinden uzak olanlardan eylesin. Nice insanlar vardır ki bu gecenin de maalesef kıymetini bilmezler. Allah korusun, bu gece affolunmayacak kimler vardır? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu gece hangi dualar daha önemlidir? Bu gece hangi namazlar kılınır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı diye bir namaz var. Bu gece kılınır mı ve nasıl kılınır? Ayrıca sevgiye, kardeşliğe, aile içinde, akrabalar arasında, mümin kardeşler arasında ülfete, samimiyete, dostluğa ihtiyacımız var. Hep nefret ve kin üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef bir takım ideolojiler, bir takım siyasiler, bir takım her türlü hizipler, fırkalar kendi hakkını
gasp edilmiş, gasp etmek isteyen insanlara karşı ya da kendini savunma refleksiyle veya tam tersine baskın çıkmak refleksiyle hep didişiyorlar. Kin ve nefret pompalıyorlar. Ama insanlık bunu hak etmiyor. İnsanlarımız sevgi istiyor, kardeşlik istiyor, güzellik istiyor, birbiriyle dost olmak istiyor. Aslında toplumların birbiriyle bir derdi yok. Ama birçok insan biliyor ki bu insanların mutluluğundan, huzurundan memnun olmayanlar da var. Onlar birbirimize düşürmek, kardeşler arasında ayırmak istiyorlar. Ve biz de farkında olmadan bazen bunlara alet oluyoruz. İşte insanlar arasını açan 6 büyük günah davranıştan bahsedeceğim bugün. Aramızı ne açıyor? Aramızı açan 6 günah nedir? Ve dost kazanmanın 2 önemli yönü var. Dost kazanmanın. Münafıklar bizim aramızı açıyor. Fark etmiyoruz ama daha çok darbeyi dost görünenlerden yiyoruz. Yüzümüze gülüp arkamızdan kuyu kazan, gıybetimizi yapan, dedikodu yapan, laf taşıyan, iftira eden haset ve fesat insanlar maalesef var. Bunu da Kur'an-ı Kerim hepinizin malumu bildiği Felak suresinde ve Nas suresinde bize haber veriyor. Ne diyor orada? Estağfirullah, bismillah. Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs. Öyle şeytanlar var ki vesvese verirler insanlardan ve cinlerden. İnsanlardan da demek ki şeytanlaşmışlar var. Şeytan kılıklı insanlar var maalesef. İşte o münafıklara dikkat etmek lazım. Münafık konusunda çok uyanık değiliz. Çabuk aldanıyoruz. Çabuk bizi aldatıyorlar. Halbuki Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Münafığın alametini Peygamberimiz bize haber vermiş. Ona göre insanlara not vermemiz lazım. Onu da açıklayacağım inşallah. Bir de tabii dünyada ne yaparsak ne edersek sözümüz de dahil her şey kayda geçiyor. Burası hesap dünyası. Her şey hesap ediliyor, kaydediliyor ve mahşer günü, hesap günü ortaya çıkaracak. Allah-u Teala o gün bazı yüzler aydınlık olacak. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Kimi yüzler var ki apaydınlık hesap gününde pırıl pırıl parlıyor. Kimi yüzler var ki isvette kapkara olmuş, korkudan, telaştan, günahtan kararmış yüzler olacak. O hesap günü yüzü aydınlık olup Allah'ın rahmetine mazhar olacak 7 grup insan var. Onlar nelerdir haber vermiş Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir de en çok şikayet ettiğimiz şeyler var. Kendimize, nefsimize, kalbimize, aklımıza bazen sahip olamıyoruz. Aklımıza kötü kötü düşünceler geliyor. Yani şeytandan mıdır, nefisten midir, başka bir histen midir, nedir ama akla kötü düşünceler geldiği zaman biz ne yapmalıyız? Buna nasıl engel olabiliriz? Bundan sorumlu muyuz? Bu konu var ve hangi günahlar insanı dinden çıkarır ya da çıkarmaz? Bunu da inşallah söyleyerek Rabbim imanı güçlü olanlardan, ameli yaptıkları hayırları, hasenatları salih olanlardan eylesin. Duası kabul olanlardan eylesin. Bu gece Allah-u Teala yok mu isteyen diye soruyorsa madem, isteme zamanı, dua zamanı, hadi gelin hep beraber gönlümüzden geldiği gibi samimi, içten ama yakararak, Allah-u Teala'dan bekleyerek. Resulullah Efendimiz Ramazan'la ilgili, Kadir Gecesi'yle ilgili hep şöyle söylüyor. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zenbi. Men sâme ramadâne imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zenbi. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse diyor. O zaman biz inanıyoruz. Allah-u Teala'nın sevap vereceğine inanıyoruz. Ve yalnız Allah'tan sevap bekliyoruz, karşılık bekliyoruz. Riyadan, ucuptan, kibirden, her türlü gösterişten, her türlü menfaatten, çıkarcılıktan uzak, sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için. Ellerimizi açalım.
insanımıza, ülkemize, İslam dünyasına, gönlümüzden gelen sevdiklerimize inşallah samimice dua edelim. Birimizin duası kabul olsa yeter. Hep beraber el açıyoruz ya, inşallah hepimizin duasına kabule vesile olur. Amin, amin, amin. Subhan Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan, bizi eşrefi mahlukat olarak var eden, rızık veren, insan olarak yaratan, evlat veren, mal veren, mülk veren, bize sağlık, afiyet veren, bayrak veren, vatan veren, bizi kardeş kılan, mümin kılan Allah'ım, sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz, verdiğin nimetlere şükredenlerden eyle bizi. Ey kainatın sahibi yoktan var eden, biz yoktuk sen var ettin, biz bilmiyorduk sen öğrettin, biz ayağa kalkamıyorduk sen kaldırdın, sen besledin, sen büyüttün, sen nimetlerini sağanak sağanak yağdırdın, verdiğin nimetlerin kadri kıymetini bilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, insan olarak bizi eşrefi mahlukat olarak yaptın, Hazreti Adem'e melekleri secde ettirdin. Hazreti Adem'in o kutsiyetini, o güzelliğini, o irfanını, o ilmini ümmeti Muhammed'e de bizlere de ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, onun tövbesini kabul eyledin. Amin. Günah işledi, gözyaşı döktü ve tövbe ettiler Havva validemizle birlikte. Bizler de aciziz, Adem oğluyuz, Adem kızıyız, Havva kızıyız. Ya Rab, sana tövbe ediyoruz, el açıyoruz. Dualarımızı kabul eyle, bizleri affeyle Allah'ım. Yerin ve göğün sahibi sensin. Ol deyince her şey oluverir. Yoktan var eden sensin. Ya Rab, biz geleceği göremeyiz, sen görürsün. Geleceğimizi güzel eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kimsenin karşısında bizi mahcup eyleme. Kimseye bizi muhtaç eyleme. Düşmana karşı bize, ya Rabbi, düşmanı güldürtme. Düşmana karşı boyun eğdirtme. Zalimlerin zulmünden halas eyle. İslam diyarına, mümin kardeşlerimize bolluk, bereket ihsan eyle. Kardeşlik nasip eyle Allah'ım. Gönüller, kalpler senin elindedir. Kalplerimizi nuruna gark eyle. Sevgi ve merhamet ilka eyle. Birbirini seven mümin kardeşler olmayı, samimi olmayı, riyadan, ucuptan, kibirden, hasetten uzak olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Kul hakkı yemekten, hakkımızı yedirmekten, başkasına zulmetmekten, zulme uğramaktan bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bize basiret ver, feraset ver. Hakka hak olarak görüp ona tabi olmayı lütfeyle. Batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı bize ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab, bu vücut, bu beden sen halkettin, sen var ettin. Onu en güzel şekilde kullanmayı, en güzel şekilde sana teslim etmeyi, kötü yollardan uzaklaştırmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Sağlığını koruyan, aklını koruyan, nimetlerin kıymetini bilenler arasına bizleri dahil eyle ya Rabbi. Allah'ım, fani bir dünyadayız. İmtihan dünyasındayız. Bizi taşıyamayacağımız yüklerle imtihan etme Allah'ım. Eğer yanılırsak, hata edersek, ayağımız sürçerse sen bizi kaldır Allah'ım. Hatalarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla. Ya Rabbi, senden af diliyoruz, bizleri affeyle. Bize acı, bize merhamet eyle. Kafirlere karşı, münafıklara karşı, zalimlere karşı, her türlü seni inkar eden münkirlere, münafıklara, müşriklere karşı bize yardım eyle Allah'ım. Güç ver, kuvvet ver, izzet ver, şeref ver, bizi üstün eyle Allah'ım. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz buyurdun. Ya Rabbi, biz sana inandık, Allah'a iman ettik, amentü billah dedik. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedik. Kelime-i şehadetle tasdik ediyoruz. İmanımızı ikrar ediyoruz. Kalb ile tasdik ettik, dil ile ikrar ettik. İmanımızı en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. İmanı güçlü müminler eyle.
gönlü güçlü müminler eyle. İlmi irfanı ziyade eyle. Ya Rab ömrümüzü hayırla, güzellikle geçirmeyi nasip eyle. Bize verdiğin vakit nimetini, ömür nimetini, gençlik nimetini, sıhhat nimetini, kıymetini bilerek hayırlı işlerde kullanmayı nasip eyle Allah'ım. Şeytana, nefse uydurtma. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizin eline bırakma. Hasetten, fesattan, nazardan, kem gözden, iftiradan, her türlü zulümden bizi, evladımızı muhafaza eyle Allah'ım. Güzel bir nesil yetiştirmeyi, ardımızdan hayır dua edecek, bize de okuyacak, yad edecek nesiller bırakabilmeyi bizlere, ülkemize, milletimize nasip eyle Allah'ım. Ey kainatın sahibi, gökleri ve yeri yaratan Rabbim, sana el açtık. Bizi başkasının karşısında el açtırma Allah'ım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Ya Rabbi, şirkten, başkasına eğilmekten, başkasına ibadet etmekten, başkasından medet beklemekten bizi uzak eyle Allah'ım. Her işi bilen, işiten sensin. Sen karıncanın ayağının kımıldandığında sesini de işitirsin. Zifiri karanlıktakini de görürsün. Kalbimizdekini de bilirsin. İfade edemediğimiz ihtiyaçlarımız var. Söyleyemediğimiz, dile getiremediğimiz eksiklerimiz, kusurlarımız var. Her şeyi gören, bilen sensin. Yalnız sana ifade eder, yalnız senden yardım dileriz. Ya Rabbi, gönlümüzdeki muradımızı ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, şu duaya amin diyen kardeşlerimiz var. Muratları var. Her türlü ihtiyaçları olanlar var. Ya Rabbi, bu gecenin hürmetine hem Cuma'yı idrak ettik, hem Berat gecesini idrak ettik. Bu gece için Ya Rabbi, bizleri de affeyle Allah'ım. Muratlarımızı ihsan eyle Allah'ım. Kötü alışkanlıkları olan insanlar var. Gecesi gündüzü belli olmayan, ömrünü kötü yollarda çürüten, ailesine hayrı dokunmayan, milletine zararı olan birçok insan var. Onların da hidayet bulmasını nasip eyle Allah'ım. Yuvalarımıza huzur ver Allah'ım. Eşler arasında geçim ver Allah'ım. Sevgi, muhabbeti ziyade eyle. Meveddeti ziyade eyle Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım, sırat-ı müstakim üzere yaşamak istiyoruz. Gösterdiğin yolu bize doğru olarak gösterecek ilmi irfanı olan insanları önder yap Allah'ım. Amin. Ya Rab, bizi kötülere uydurtma. Amin. Kötülerin ardına düşürme. Amin. Aklını, imanını başkasına satanlardan, teslim edenlerden bizi uzak eyle. Amin. Onların ihanetinden, her türlü kötülüğünden ülkemizi koru Allah'ım. Senin rızan için, insanlık için çalışanlara yardım eyle. Hayır kapılarını, bereket kapılarını, lütuf kapılarını aç Allah'ım. Ya Rab, gönlümüzü her türlü kötü düşünceden arındır. Kalbimize güzellik ver. Kalbi selim ihsan eyle. Aklımıza mukayyet olmayı, aklımızı hayırlı işlerde kullanmayı nasip eyle Allah'ım. Aklı selim ihsan eyle. Ya Rabbi, kaba olmaktan, kaba softa hamyobazlıktan bizi uzak eyle. Zevki selim nasip eyle Allah'ım. Ülkemizin insanlara ihtiyacı var. Birbirimize ihtiyacımız var. Şucu buculukla aramıza tefrika sokanlara fırsat verme Allah'ım. Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina ve ihdina sübüleselam ve neccina minez zulümati ilen nur ve cennibnel fevahişe ma zahara minha ve ma batan ve barik lena fi esma'ina ve ebsarina ve ezvacina ve kulubina ve evladina ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Kalpler senin elindedir. Ya Rabbi, kalplerimizi birbirine yakınlaştır. Amin. Mümin kardeşleri mümin kardeş olacak şekilde birbirlerini sevmesini nasip eyle. Amin. Birbirinin derdiyle dertlenecek imanı bize nasip eyle. Amin. Dünyanın dört bir tarafındaki mümin kardeşlerinin derdini kendi derdi sayacak gücü, kuvveti, imanı bize ihsan eyle Allah. Amin. Ya Rabbi,
dostlarımızı sevindir. Düşmanlarımızı sevindirme. Allah'ım bize düşmanlık yapacaklara fırsat verme. Terörden, her türlü kötülükten yurdumuzu, memleketimizi koru ya Rabbi. Senin uğruna, vatanı milleti uğruna, insanlık uğruna, şu ülkenin bekası için şehit düşmüş Mehmetçiklerimizi, güvenlik görevlilerimizi, vatandaşlarımızı, ya Rabbi ruhlarını şad eyle Allah'ım. Memleketimize düşmanı uğratma ya Rabbi. Bizi açlıkla imtihan etme Allah'ım. Kıtlıktan, yokluktan, her türlü kötülükten bizi uzak eyle. Bolluk ver, bereket ver. Nimetleri verdikçe şükredenlerden de eyle bizi Allah'ım. Ya Rab, nimetlerin kadri kıymetini biz fark ediyoruz. Öyle nimet veriyorsun ki saymakla bitiremiyoruz. Helaller o kadar çok ki aklımıza hepsini getiremiyoruz. Verdiğin nimetlere sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Bizi haramdan uzak eyle. Canımızın, nefsimizin arzu ettiği gereksiz, lüzumsuz işlerden bizi uzak eyle Allah'ım. Ya Rabbi dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, kalbimizle, elimizle, ayağımızla her ne günah işlediysek tövbe ediyoruz. Tübtü ilallah diyoruz, sana yöneliyoruz, sana iltica ediyoruz, af diliyoruz. Bizi bağışla Allah'ım. Gelmiş geçmiş günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eylemiş tüm Enbiya-i İzam'ın ruhlarına salatu selam ediyoruz vasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbi ahirete göç etmiş olan tüm şehitlerimizin, ölmüşlerimizin, atalarımızın, ecdadımızın ruhlarına hediye ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Kabirlerini pür nur eyle Allah'ım. Makamlarını cennet eyle. Resulullah Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım. Ya Rab bizler günahkarız ve aciziz. Hatamızı biliyoruz. Sen hataları affedensin. Yerler ve gökler dolusu günahla gelseniz, tevbe ettiğiniz zaman ben sizin günahınıza bakmam, tövbenizi kabul ederim buyuruyorsun. Hadis-i Kutsi'de Allah'ım biz sana yalvarıyoruz. Günahlarımız denizin kenarındaki kumların adedinden daha fazla olduğunu biliyoruz. Ya Rabbi hepsine pişman olduk. Af diliyoruz. Bir daha işlememek üzere azmediyoruz. Bize güç ver, kuvvet ver, irade ver, azim ver, cesaret ver. Ya Rabbi bizi hakiki müminlerden eyle Allah'ım. Tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kötü ahlaktan sana sığınıyoruz. Erzeli ömürde el ayağa düşmekten, başkasına muhtaç olmaktan, hasta yataklarında inim inim inlemekten sana sığınıyoruz Allah'ım. Ya Rabbi gençliğinin kıymetini bilenlerden eyle. Genç iken sağlıkla, afiyetle, huzurla ibadet edebilmeyi nasip eyle. Şeytana uyup tehir eden, geciktirenlerden eyleme Allah'ım. Hayırlı işlerde bizi muvaffak eyle Allah'ım. Kötü işlerden bizi uzak eyle Allah'ım. Evladımızı da her türlü şerlerden, kötülüklerden koru ya Rabbi. Dünyada da iyilik ver bize. Ahirette de iyilik ver bize. Cehennem azabından bizi koru Allah'ım. Ey kainatın sahibi, ey Kur'an'ı indiren, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gönderen, bize onu ümmet kılan, ya Rabbi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakını, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen o zat-ı muhteremin, yolunda yürümeyi, sünnet-i seniyyesini tatbik etmeyi bizlere ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi senin her şeye gücün yeter. Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse güç yetiremez. Ya Rabbi bize verdiklerin konusunda geciktirmeyelim. Senin geç vereceğin konusunda da acele etmeyelim Allah'ım. Bize güçlü bir irade ver, güçlü bir azim ver, çalışkan olmayı, üretken olmayı, faydalı olmayı, insanlara yararlı olmayı, geride güzel eserler bırakabilmeyi, ilim, irfan, hayırlı evlat bırakabilmeyi, ya Rabbi bize nasip eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle, bu gece duası kabul olunanların arasına bizi de dahil eyle Allah'ım.
ellerimizi sana açtık. Kalplerimizi sana yönlendirdik. Yalnız senin önünde eğildik. Ya Rabbi, başkasının önünde bizi eğdirme Allah'ım. Amin. Doğrular arasında sıddıklarla yaz bizi. Yalandan, gıybetten, dedikodudan, her türlü mezmum, kötü sıfat ve ahlaklardan bizi, ailemizi uzak eyle Allah'ım. Amin. Komşuluğun kıymetini bilenlerden eyle. Akrabalığın kıymetini bilenlerden eyle. Ana babanın kıymetini bilenlerden eyle. Evlat hakkına riayet edenlerden eyle. Ya Rab, kul hakkından bizi uzak eyle. Ya Rabbi, sen her şeye kadirsin. Her şeye gücün yeter. Samimi içten dualar etmek istiyoruz. Kalbimizi yumuşat. Gönlümüze huzur ver. Rikkati kalb ile sana yakın olarak bize de dua etmeyi nasip eyle Allah. Yaptığımız ibadetleri, hayırları, tuttuğumuz oruçları kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, orucun, namazın tadına, lezzetine erebilmeyi nasip eyle. Amin. İslam'ın güzelliğini idrak etmeyi nasip eyle. Kur'an'ı tatlı tatlı okuyup manasına erebilmeyi, ahkamını yaşayabilmeyi bize, evladımıza lütfeyle Allah'ım. O ilim deryası, o huzur deryası, Kur'an'ın manasına ermeyi nasip eyle Allah'ım. Senin kitabını hakkıyla yaşamayı, okumayı nasip eyle. Anlamayı nasip eyle. Anlatmayı nasip eyle. Ya Rab, duyduklarımızla hak ve hakikat yolunda yaşamayı, mücadele etmeyi nasip eyle Allah. Korkaklıktan sana sığınan bir peygamberimiz var. Tembellikten sığınan peygamberimiz var. Cimrilikten sığınan bir peygamberimiz var. Ümmeti Muhammed'in üzerindeki cebaneti, ümmeti Muhammed'in üzerindeki cimriliği, pintiliği, tembelliği kaldır Allah'ım. Bizi azimli, güçlü, kuvvetli eyle. Ya Rabbi, muktedir eyle. Elimize, dilimize güzellik ihsan eyle. Kalbimize güzellik ihsan eyle. Birbirimize faydalı olmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, yalnız sana ibadet eder. Yalnız sana kulluk ederiz. Allah'ım, zalimlik yapanlara, haşa tanrılık taslayanlara, sen dünyada da ahirette de cezalarını ver Allah'ım. Canilere, katillere, teröristlere, ırz düşmanlarına, namus düşmanlarına, evlat düşmanlarına, çocuk düşmanlarına, kadına çocuğa şiddet uygulayanlara, kötülük yapanlara fırsat verme Allah'ım. Onları memleketimizden uzak eyle ya Rabbi. İnsanlığa barış ve huzur nasip eyle. İnsanların birbirine karşı hak ve hukukuna riayet edecek duyarlılığı, hissiyatı nasip eyle. Canlılara güzel davranmayı, hayvanlara güzel davranmayı, bitkilere, çevreye güzel davranmayı, bu imanı, bu şuuru, bu genişliği, bu vüs'ati nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, sen her şeye kadirsin, her şeye gücün yeter. Gündüzü geceye kattın, geceyi gündüze kattın. Güneşi ve ayı etrafımızda donattın. Yıldızlarla semaları süsledin. Kuşların güzel sesleriyle, çiçeklerin renk renk birbirinden güzel desenleriyle bizim etrafımızı süsledin. Kulların hoş yaşasın, güzel yaşasın diye her şeyi bizim emrimize amade kıldın. Bu harikalar dünyasında, mucizeler arasında, bu güzellikler arasında bize de güzellik ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kokumuzla, gölgemizle, nefesimizle, yaptıklarımızla başkasına faydalı olmayı, zararlı olmaktan uzak olmayı bizlere nasip eyle Allah. Müminin her hali güzeldir. Müminin her güzel tarafından bir ders alınır. Mümin insanlara faydalıdır, dünyaya faydalıdır. İmandan korkanlara da hidayet eyle Allah'ım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına ihtiyaç var. Onun önderliğine ihtiyaç var. Onu doğru anlayıp doğru anlatabilmeyi de bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, dualar yaptık. Eksiklerimiz çok, kusurlarımız fazla. Ama sen bizim neye muhtaç olduğumuzu bizden daha iyi biliyorsun. Şah damarından daha yakınsın. Dua edin, icabet edeyim buyurdun. Biz istedik. Senin hazinen sonsuz, geniş, vermekle tükenmez. Onu da biliyoruz ya Rabbi. Bize ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım,
burada bulunan bulunmayan, ekranları başında bu duaya amin diyen tüm kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Amin. Bu gece affettiğin kullar arasına dahil eyle. Amin. Ya Rabbi hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Zorluk çeken, darlık çeken kardeşlerimize bolluk ver ya Rab. Allah'ım sen her şeye kadirsin, her şeye gücün yeter. Ya Rabbi bizi de son nefeste huzuruna gelirken imanla gelebilmeyi, kelime-i şehadetlerle, kelime-i tevhidlerle huzuruna varabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Allah-u Teala iki cihanda aziz eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Şimdi sizleri Eyüp Sultan Camii'ne ve avlusuna götürüyoruz. Orada muhabir Naim kardeşimiz var. Oradaki arkadaşlarımız sizler için sorular soracaklar. Oradaki vatandaşlarımız bu geceyi ihya etmek üzere, ibadet yapmak üzere oraya gelmiş kardeşlerimizden. İnşallah bağlantılarımız var. Evet, Eyüp Sultan'a bağlanıyoruz. Naim, hayırlı kandiller, geceniz mübarek olsun. Oradaki vatandaşlarımıza, mümin kardeşlerimize selam olsun. Evet, sizinle birlikteyiz, sizi dinliyoruz. Mustafa Hocam, öncelikle serin bir İstanbul akşamındayız ama o hasretle beklediğimiz Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili'nde Eyüp Sultan Camii'nin meydanında sadece İstanbul'dan değil bütün Türkiye'den her yerden gelen inanan insanlar var ve bu akşam burada ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Ben öncelikle üzerimde kalmasın sizin selamınızı onların hepsine tek tek iletmiş olayım. Tabi burada hızlıca hemen sorulara geçelim, kimsenin de hakkı bizde kalmamış olsun. Hanımefendiden başlayalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm ben size şey sormak istiyorum. Berat Kandili'nde de genel kandillerde nafile ama şey oruçları tutuluyor ya hocam. Onları cumartesi ya da perşembeyle bağlamamız gerekiyor mu? Bir sorum daha var hocam. Bu gece 7 kat semada 1. kat Allah-u Teala'nın inip kullarına yok mu benden isteğiniz, yok mu benden dileğiniz yerine getireyim diyor. Bunu açıklar mısınız hocam? Hocam evet. Müsaade ederseniz hemen sorular alalım, sonra sizden cevaplar alalım. Evet, topluca alalım, ben yazıyorum. Teyzeme kaydedim. Soralım. Teyzem nedir sorun? Hocam kandiliniz mübarek olsun. Benim kredi kartım vardır. Ben de pardon. Kredim vardır bankada. Hacca gitmek istiyorum. Nasıl edeceğim? Gidilir mi, gidilmez mi? Beni bir aydınlatsan iyi olur. Hadi evet. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ellerinden öperim. Bana dua et. Evet. Hayırlı kandiller. Ben Berat gecesi kaderimizin yazıldığı gecedir diye biliyorum. Bütün insanların ölüm tarihinde bu şekilde bu gecede yazıldığını biliyorum. Doğru mudur? Bunun için bir açıklama bekliyorum. Sağ olun. Evet. Hocam sorum şu olacak. Bazı hacca gidip de para ticareti yapan insanlar var. Onların tövbesi bu gece kabul olur mu, olmuyor mu hocam? Onu sormak istiyorum size hocam. İkinci sorum da şu hocam. Mesela namaz kılmayan, hak yiyen, bu akşam tövbe edenlerin tövbesi kabul oluyor mu hocam? Evet. Evet. Galiba sizin vardı bir sorunuz. Buyursunlar. Hocam iyi akşamlar. Biz her hafta buraya pazar günleri Eyüp Sultan'a ziyarete geliyoruz. Buradaki ettiğimiz duaları Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzü hürmeti diye ediyoruz. Acaba Allah rızası için değil mi dua etmemiz gerekiyor? Yoksa ki Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzü hürmeti diye mi dua etmemiz gerekiyor? Evet. Var mı başka sorusu olan efendim? Varmış galiba. Yok mu? Pekala, tamam. Hocam burada ciddi bir kalabalık var. Tabii onlar ibadet ediyorlar. Çok da fazla onların ibadetlerini bölmek istemiyoruz. Sizlere hayırlı kandiller diliyoruz. Selamlar. Beni izlemeye devam etsinler. Seyircilerimiz de soruları dinlediler. İzleyenler dinlediler. Onları öncelikle cevaplayıp sonra inşallah insanların arasını açan 6 günahtan bahsedeceğimi söyledim. Şimdi mübarek gecelerde oruç tutarken gündüzlerinde cumartesiye geliyor, cumaya geliyor. Mesela bugün cumaya geldi. Cuma günü bugün oruçlu olmak mekruh mu? Hayır. Şaban'ın 15. gecesi cumaya geldiği için bugün oruç tutabiliriz. Bugün oruç tutanlar yanlış yapmadı. Perşembe tuttuysa, cuma günü bugün de tuttuysa ve yarın da tutarsa Aliül Ala, Kerimül Mevla ne güzel olur.
3 gün tutmuş olur. Hem ayın 13, 14, 15'i tavsiye edilen günlerdir. Ayrıca her ayda 3 gün oruç tutmuş olur. Ayrıca Berat gecesinin gündüzü yarındır 15'i. Onu da oruçlu geçirmiş olur. Sadece yarın oruç tutsak olur mu? Evet, yarın da oruç tutabiliriz. Perşembe, cuma oruç tutmayanlar yarın da oruçlu geçirirsek Şaban'ın 15. günü oruç tutun demiş olan peygamberimizin tavsiyesine uymuş oluruz. Efendim, yok mu benden isteyen deniyor bu gece. İste Allah-u Teala böyle nasıl tecelli eder de söyler. Cenab-ı Hak zaten aslında her zaman bize rahmetiyle yok mu isteyen diye el açmamızı istiyor zaten. Dua etmek ibadetin özü ve dua edenler de aynı zamanda Allah-u Teala'dan hem dileklerinin karşılığını alıyorlar hem de Allah'a kulluk etmiş oluyorlar. Allah-u Teala bu manada bu gece dua edin, isteyin demiş oluyor. Bu gece yok mu benden isteyen demesi doğrudur. Krediyle hacca gitmek, faizle kurban kesmek, faizle bunlar haram şeyler. Yani faize bulaşarak haram olan bir şeyi Allah'ın yasakladığı krediyle, faiziyle ödersen sen onu, bunlarla hacca gitmenin bir manası yok ki. Helal yapayım derken hacca gidiyorsun. Ya da kul hakkı yiyorsun, hacca gidiyorsun. Haram yerden kazandığın parayla lebbek, Allahümme lebbek ne demek? Ben geldim ya Rabbi, sana geldim ya Rabbi. Allah-u Teala ne diyor? La lebbek, gelme. Haramla gelme, kul hakkıyla gelme. Bugün bizde Beşir Hocam da var. Güzel kaside okuyacak kendisinden. İnşallah kaside dinleyeceğiz. Onunla bizim umrelerimiz, haçlarımız da oluyor. İşte o da biliyor. Haramla geldiği zaman zaten orada onun foyası meydana çıkar. Orada o haccı hakkıyla yapamaz. Orada umresini hakkıyla yapamaz. Elini ayağına dolaşır. Perişan olur, kavgayla, gürültüyle döner. Allah-u Teala onun haccını da umresini de yüzüne çarpmış olur. Ama pişman olur. Zamanında yapmıştır. Tövbe etmiştir. Geliyorum ya Rabbi demiştir. Allah tövbeleri kabul eder. Berat gecesi kader yazılır mı? Kaderle ilgili Duhan suresinde ve Kadir gecesinde de bazı hükümler var. Kadir gecesi, Kadir suresine baktığımız zaman Kadir gecesiyle ilgili Leyletul Kadri hayrun min elfi şehrin diyor Allah-u Teala. Bin geceden daha hayırlı, bin aydan daha hayırlı bir gece. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbi min kulli emrin selamun hiye hatta matla'il fecr. Sabah imsak vaktine kadar esenlik var, güzellik var, bereket var. Orada Kadir, kader gecesi, takdir gecesi anlamlarında geliyor. Peki Duhan suresinde de Leyle-i Mübareke de o gece biz her şeyi takdir eder yazarız diyor. Bunun Kadir gecesi olduğunu söyleyen alimler var. Bazı alimlerde Berat gecesi olduğunu söyleyenler var. Zaten Ramazan'a 15 gün kalmış. Artık uyanık olmak vakti ey insanoğlu. Ey mümin kardeşim. Gafletten uyan. Artık tövbeye yönel. Allah'a yönel. Bak kader yazılıyor. Rızık yazılıyor. Ecel yazılıyor. Ömür gidiyor. Yıllar geçti. Hep gafletle, günahla çürüttüysek ne zaman telafi edeceğiz? Bunca zarar var. Bu zararı telafi etmek için bir an önce gayret etmek ve bir an önce hayra hasenata, tövbeye başlamak lazım, gerekmiyor mu? Ecel biz bilmiyoruz ama Allah yazıyor. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Onların eceli geldiğinde ne bir an önce geçebilir ne bir an sonra ertelenir. Anında geliyor. Ona kimse dur diyemez. Bu gece belirleniyorsa dua edelim. Ya Rabbi uzun, bereketli, hayırlı, sağlıklı, güzel, afiyetle bir ömür ver Allah. Kötü ölümlerden bizi koru. İmanla yaşamayı nasip eyle diyelim. Haçta ticaret yapanların tövbesi dedi, farklı bir şey sordu. Haçta İnsan hacca niye gider? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği gibi hac yapar, tavaf yapar, vakfede durur, tövbe eder, şeytan taşlar, kurban keser, efendim orada dualar eder, namazlar kılar, Kabe ile hemhal olur.
Ama orada müminler aynı zamanda birbirleriyle tanışırlar, birbirleriyle ticaret de yapabilirler, birbirleriyle toplantılar da yapabilirler. Bunlara mani bir şey yok helalinden. Helalinden adam getirmiş eloğlu başka bir ülkeden, orada bir mal satıyor. Ticaret yapılır. Buna mani bir şey yok. Hacı terazi tutmaz, böyle bir şey yok. Tam tersine. Allah'tan korkusu olan, kuldan utanan, sıkılan insan teraziyi tutsun. Değil mi? Niye terazi tutmasın? Hacı olunca eli tek çekilmez ki dünyadan. Ticaret de yapabilir ama dürüst yapsın. Onu kastetmedi sanıyorum. Hani haramla ticaret yapıyor. Yanlış yollarda yalan söylüyor, ediyor, bir de hacca gidiyor. Onu kastetmiş olabilir. Onu az önce açıkladık zaten. Namaz kılmayanların bu gece duası kabul olur mu diyor. Allah-u Teala affetsin. Affetsin diye zaten dua edecek. Cenab-ı Hak namaza başlasın kardeşlerimiz. Kılmıyorsa kılmak için gayret etsin, öğrensin. Ya Rabbi beni namaz kılanlardan eyle desin. Namazı bana kolaylaştır, beni namaza yaklaştır. Namazı sevdir Allah'ım diye dua edelim namaz kılmayan kardeşlerimize. Şimdi onunla hak yiyenleri karıştırmamak lazım. Namaz kılmıyorsa Allah'la arasında büyük günah. Ama kul hakkı yiyorsa kullarla arasında önce kul hakkından da kurtulması lazım. Şimdi dualarda وَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهَنَا اَخَرْ Allah'ın affetmeyeceği günahtan bahsedeceğim. Dualarda şüphe varsa, şirk kırıntısı varsa, tehlikesi varsa, özellikle türbelerde, oraya adak adama konusunda, oraya ibadet etme konusunda, oraya doğru secde etme, eğilme konusunda, oradan bir şey bekleme konusunda bir şüphe kırıntısı varsa oradan uzak olacağız. Türbelere karşı. Ziyaret doğru, dua doğru, ibret almak doğru. Manevi bir atmosferde kendimize daha çok çeki düzen verelim diye öyle yerlere gidip oralarda dua etmek de güzel. Ama ölen bir insandan, bak insandan, beşerden istiyorsan ve buradakinin yüzü suyu hürmetine niye diyorsun? Şart mı böyle bir şey söylemen? Seni zorlayan var mı Allah aşkına? Var mı zorlayan yüzü suyu hürmetine? Demen, demezsen duan kabul olmaz mı? Olur. O zaman niye araya birilerini koymaya kalkışıyorsun? Orada bir tehlike varsa, en azından şüphe varsa uzak dur kardeşim. Allah'tan isterken ya Rabbi ver diyemiyor musun ki? Şunun adına ver, bunun adına ver. Şu vesile var mı? Var vesile. Bugün biz cuma yayınında da anlattık. Efendim mağaraya 3 kişi sığınıyor. Hayırlı amellerini söyleyerek ya Rabbi kabul ettiysen diyor. Ama burada araya bir şey sokmuyor. Sadece yaptıklarını söylüyor. Bazen kötü yaptığını da söylersin, Allah'tan af dilersin. Bazen Allah'ım senin için şunu yaptım dersin. Oradan da bir talepte bulunursun ama Allah'tan. Dolayısıyla şüpheli şeylerden kaçınalım. İman hepsinden önemli. Şirk tehlikesi her şeyden tehlikeli. Allah korusun. Müşrik olmak demek Allah'ı inkar etmek demek değil. Müşrik olmak demek Allah'la araya bir aracı koymak demek. İslam da bunu tam bunu yıkmak için gelmiştir. İslam kafirlere değil önce müşriklere gelmiştir. Yani gökleri kim yarattı? Allah derler. Yeri kim yarattı? Allah derler. Ama putlara da taparız derler. Bunlar bize şefaatçi olacak derler. Allah diyor ki böyle bir imanı kabul etmiyorum. Bu şirktir. Beni ortakla anmayın. Bana başkası aracılığıyla dua etmeyin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyin. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi kim zorluyor türbeden istemeye? Kim zorluyor? Ha okuduğunuz kitaplar söylüyorsa yanlış söylüyor. Okumayın o kitapları. Türbeden istenmez. Çocuk ver bana denmez. İş ver bana denmez. Duamı kabul et ey Eyyub el-Ensari denmez. Bu ayırıcalığı, bu inceliği bilmezsek yazık ederiz kendimize. Allah varken başkasına gerek yok ki. Ama severiz. Ashabtır, yıldız gibidir. Peygamberin efendim, yol arkadaşıdır, ev sahibidir, akrabasıdır, sancaktarıdır. Bizim göz bebeğimizdir, ev sahibimizdir. O misafir değil, biz misafiriz İstanbul'da. O gelmiş bizden önce, Hicri 40 yıllarında. E biz onun yanındayız. Gideriz, dua ederiz, ziyaret ederiz ama ondan istemeyiz.
Bırakın onu, peygamberden istemeyiz. Peygamberden de istenmez. Affet beni peygamberim. Olmaz. Beni efendim cennete sok peygamberim. Olmaz. Allah var, Allah. Din budur. Muhlisine lehuddin. Dini sadece Allah'a hasrederiz diye. Din Allah'ın dinidir. Onun bunun dini değildir. Şu söz de yanlıştır. Musevilik, İsevilik, Muhammedilik diye bir din yoktur. Öyle bir din yok. Din Allah'ın dinidir. İnne dine indallahil İslam. Allah katında yegane din İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed'e kadar gelen tüm peygamberler İslam dinini getirmiştir. Hepsi İslam dinidir. Ama adı işte Tevrat olmuş kitabın adı, İncil olmuş, Zebur olmuş ama hepsi İslam'ı getirmiştir. Din Allah'ın katında din değişmez. Allah'ın katında kanun, kural değişmez. Hepsi Allah'ın dinidir. Onun için peygambere nispetle din olmaz. O peygamber o dini kendi kafasından uydurmadı. O dini sadece tebliğ ediyor ve beyan ediyor, açıklıyor. Evet, söz sözü açtı. Buralara geldik. Efendim Sümbül Efendi Camii'nin çok kıymetli İmam Hatibi İbrahim Yıldırım Hocam da bizlerle beraber. Hocamızdan inşallah tatlı sedasıyla, tilavetiyle Kur'an-ı Kerim dinliyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم
Rabbena ve edhilhum cennati adnin illeti va'attahum ve men salih ve men salih min وَقِيمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ يَا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى يقولون رب
Rabbana etmim lana. Rabbana etmim lana nurana ve ufir lana. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Kur'an'ın nurunu kalbimize eriştirsin, indirsin. Allah bize nurunu tamamlasın, bağışlasın. Onun her şeye gücü yeter. Vel asr innel insane lefî husr. Asra, zamana yemin olsun ki insanlık zarardadır. İnsan zarardadır. Ancak illellezine amenu ve amilus salihati. İyilik edenler, iman edenler. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna, onlar zararda değildir. Allah-u Teala bizi bunlardan eylesin. Zararda olmayan insanlardan eylesin. Ama öyle 6 günah var ki aramızı açıyor. Bu 6 günah Allah-u Teala kardeşliği zedeliyor diyor. Ben sizi kardeş kıldım. Ey müminler, ancak kardeşsiniz siz. İnnemel mu'minuna ihvetun buyurdu. Ama 6 şeyi sakın yapmayın. Bu kardeşliğinizi bozuyor. Nedir o? 1- Birbirinizle alay etmeyin. Bırakın bu alayı, küçük düşürmeyi. Fıkralarla, müstehcen fıkralarla, dedikodularla, yukarıdan bakmalarla, kendini beğenmekle, ırkçılıkla, bölgecilikle, kabilecikle birbirinizle alay etmeyin. İnsanlar yaratılışta eş, hılkatta eş, dinde, imanda kardeş. Biz kardeş olarak yaratılmışız. Bırakın bu kovuculuğu, bırakın bu üstünlük taslamayı. Her insan bir alem, her insanın bir hikayesi var, her insanın bir güzel tarafı var. Bak onu dinle bakalım, neler var neler. O sadece el ve ayaktan, göz ve kulaktan ibaret değil ki. Onun içinde ne alem var?
Yüzündeki o çizgiler, buruşukluklar kaç yılların eseri, neler çekmiş, neler yaşamış, neler hissetmiş, oradan kaynaklanıyor. Rengine bakma, saçına sakalına bakma, bıyığına boyuna posuna bakma, kalbini bir dinle, gönlünü bir dinle bakalım neyle karşılaşacaksın. Fakir fukara, ezilmiş gariban guraba diye de bakma. Belki gönlü senden de zengindir. Ne insanlar var aramızda. İşte onlara değer vermesini bilmek lazım. Alay etmeyin birbirinizle diyor. Alay aranızı açıyor. La yeskar kavmun min kavmin. Bir grup bir grupla alay etmesin. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Kadın topluluklarda. Erkekler erkek topluluklarla alay etmesin. Ve la telmizu enfusekum. Ve la tenabezu bil elkab. Birbirinize kaş göz işareti yapmayın. Fitlemeyin. Arkadan gammazlamayın. Dürüst olun diyor Allah-u Teala. Birbirinizi gammazlamayın. Kaş gözle hemen iğneleme onu. Şikayet etme. Dürüst ol. Mert ol. Cesur ol. Yüzüne karşı belli et. Arkasından hareket etme. Ve la telmizu enfusekum. Ve la tenabezu bil elkab. Kötü lakap takma. Kötü lakapla seslenme. Kötü lakapla arkasından konuşma. Duyduğu zaman gücenecek der. Hayvanlar aleminden bir sürü isim takmışız sülalelere, kabilelere. Ya insan bu mükerrem varlık. Bırak şu hayvanlar alemindeki isimleri. Affedersiniz her türlü ismi birbirlerine söylüyorlar. Arkasından şunlar, bunlar. Ben şimdi sayamıyorum. Çirkin oluyor çünkü. Lakap takmayın. Etti üç, alay etmeyin, kaş göz işareti yapmayın birbirinize, kötü lakap takmayın. Ya eyyühellezine amenü cüttenibu kesiran minezzan. Su-i zan yapmayın, kötü düşünmeyin birbirinizin hakkında. O öyle yaptıysa bir bildiği vardır, bir sebebi vardır deyin, hüsnü zan yapın. Duydun mu, ne yapmış, şöyle etmiş, böyle etmiş. Hemen damga vurmayın. Niyetini bir araştırın. Niyeti belki güzel. Belki doğru yaptım zannetti de yaptı. Hemen damga vurma. Suizan yap. Hemen kötü deme. Potansiyel suçlu ilan etme. Trafikte herkes birbirine düşman gibi bakıyor. O bir hata yapsın ben ona bir bildireyim. Bırak. O da insan. Onun da acelesi var. Onun da sevdiği var. Yapmak istediği iyi bir iş var. Oraya yetişmek istiyor. Önceliği ona ver. Kardeşim de, dostum de, hadi yol senin olsun de. Üstüne sürme. Kötü düşünme. Ya bunların hepsi böyle deme. Beş parmağın beşi bir değil ki. Hemen suizan yapıyoruz. Halbuki önce herkes benim için iyidir dememiz lazım. Bana kötülüğü dokunmadıkça benim nazarımda, benim gönlümde onun yeri vardır. O da bir insandır. Sonra velâ tecessüsü. Casusluk yapmayın, ayıp araştırmayın. Gizli sırlara vakıf olmak için didik didik etmeyin. Gerek yok ki. Ne olacak kötülüğünü görsen, araştırsan, bulsan da. Maksat ne? Dedikodusunu yapmak için bunları yapmayın. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Allah'la kendisi arasındaysa bırak. O sırrı ifşa etme. Bir müminin ayıbını gördün, kul hakkı değil vesaire değil, yanlış bir iş yapmış. İfşa etme, Allah da senin suçunu, günahını ifşa eder. Müminin ayıbını örtersen, kardeşim hata etmiş, inşallah tövbe eder dersen, Allah hem dünyada hem ahirette senin hatanı örter. وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ve birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? Ölmüş kardeşinin etini çiğ çiğ yemek kadar günahtır. Tiksindiniz değil mi diye Allah bir benzetme yapıyor. Günahın büyüklüğünü anlayasınız diye bu kadar büyüktür. Ne kadar iğrenç geldi değil mi? Ama gıybet bu kadar günahtır. O zaman fiskos masaların etrafında gıybetleri bırak. Malayaniden kaçın. Güzel şeyler konuşun. Güzel şeyler. Dilimiz güzel şeyler ifade etsin. Güzel şeyler söylesin, doğru konuşsun, güzel söylesin, kelimeleri özenle seçelim. Kırıcı olan sözlerden, dedikodudan, laf taşımaktan, başkasını incitmekten,
duyduğu zaman alınacak sözlerden uzak duralım. Ne kaybederiz? Dürüst olursak ne kaybederiz? Kazanırız. Ama gıybet edersek çok şey kaybederiz. Gıybet etmek de günah. Bu altı günah aramızı açıyor. Biz fark etmesek de zamanla açıyor. Zannediyoruz ki gıybetini yaptığım, arkasından konuştuğum insanla yüz yüze gelince yüzüne gülersem beni sevecek. Gönülden gönüle, kalpten kalbe yol vardır. Sen onu gıybet ettiğin gün Allah da onun kalbini sana karşı soğuttu. Karşılaştınız artık o soğukluk gitmez. İkisi de birbirinin yüzüne gülse dahi gitmez. Çünkü kalpten kalbe yol vardır. İsterse binlerce kilometre uzakta olsun. Senin gıybetinden onun kalbine yol gider. O da soğukluk hisseder. Sevgi de öyledir. Sevgi varsa kalbinde onun kalbine yol gider. Bir insanı güzellikle anın, o kilometrelerce öteden onu hisseder. Sana karşı o da sevgi besler. Allah dost kazanmayı nasip eylesin. E peki hocam, dostu nasıl kazanacağız? Dost kazanmanın iki yolu var. Çok önemli iki yolu var. Ve kolay. Çok kolay. Nasıl? Bizi sevenler, dostlarımız çoğalsın istiyor muyuz? Reçeteyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiş. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz iki şey haber vereyim diyor. Çok kısa ve çok kolay. Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Bir, güzel. İki, ikram ve selam. İkram ve selam. Birbirimizi sevdirecek iki şey. Hocam biz selam veriyoruz. Hayır, vermiyoruz. Selamı kime vereceğiz? Ala men arafte ve men lem tarif. Efşus selam. Ala men arafte ve men lem tarif. Tanıdığın tanımadığına selam vereceksin. Tanımadığımıza mı? Evet. Tanımadığımıza da selam verirsek bu ülkede kardeşlik, huzur artar. Barış istiyorsak, dost kazanmak istiyorsak ikram ve hediye yapacağız. Yemek yedirme imkanımız varsa, bir hediye verme imkanımız varsa, çıkar cebindeki kalemi ver. Çıkar cebindeki mendili ver. Neyse artık temiz bir şeyse onu ver, bir hediye, bir hatıra kalsın. Bir yemek yedir. Bir içecek ikram et helalinden. O bir hat, ikram önemli. Selamı da her yerde. Usulüne uygun, güzelce, iyi niyetle. Bakın o zaman kazanıyoruz, dost kazanıyoruz. Efendim, bu gece tesbih namazı kılanlara, ki Allah kabul etsin inşallah, vaktimiz varsa kılalım. Onu tarif edeceğim ama Beşir hocam gibi böyle güzel, kadim dostumuz, aynı zamanda baba dostu, aynı zamanda da sesiyle, sadasıyla bir üstad. Kendisinden inşallah bu akşamın feyzinden, bereketine de katkı sağlayacak bir kaside dinliyoruz inşallah. Peki hocam. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun, razı olsun. Elemez onu eskimiş artık eleyim, kefenim giyme gününde çıkarınca yeleyim, lehime der mi acep sağdaki şahit meleğim bilmezse men
hangi burçtadır feleğin? Feleğin çarkını arzuma çevirmez bileyim sen çevir. Sen çevir lütfen ilahi vuslatındır dileğim. Aman ya kerim Allah. Ölüm vardır. Sakın meyletme dünyaya, gelenler hep sefer eyle. Muhakkak dar ukbaya yüzünden iltica eyle Cenab-ı Zat-ı Mevla'ya. Bu dünya bir köprüdür, her gelen bir geçer durmaz. Hani hani annen, baban, kardeşin, ciğerpare evladın nerede? Bu dünya kimseye kalmaz. Gelenler hep sefer eyler muhakkak dar-ı ukbaya. Yüzünden iltica İmanını, Kur'an'ını bize lütfeyledi Allah. İmanına, Kur'an'ına hamden lillah, şükren lillah. Hazreti Muhammed'e iman ettim.
ikrar verdik, dönmeyiz vallah billah. Bize şefi olur hesap günü Habibullah. Oldum halveti, buldum devleti, oldum halveti, buldum devleti, geçtim zulmeti, elhamdülillah. Geçtim zulmeti, elhamdülillah. Yatma seherde, uğrarsın derde. Yatma seherde, uğrarsın derde. Söyle her yerde elhamdülillah. Söyle her yerde elhamdülillah. Söyle her yerde elhamdülillah. Rabbim bu geceyi bize nasip eyledi. Elhamdülillah. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. Teravih namazı kılıyoruz biliyorsunuz Ramazan'da. Ama mübarek gecelerde de böyle nafile namazlar kılınabilir. Bu gece gücü yetenler ikişerden teheccüd olarak 10 rekat namaz kılabiliriz. Buna da gücü yeten vakti olan ayrıca tesbih namazı kılabiliriz. Tesbih namazını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Abbas radıyallahu anh'a tavsiye ediyor. Ebu Rafi'nin rivayetine göre, ey amcacığım, sana günahları affettirecek ve yaptığında çok sevap kazandıracak bir namaz talim edeyim diyor. Her rekatında 75 Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyerek bu tesbihatı yaparak namaz kıl diyor. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra 15 defa. Kur'an'dan sonra, okunan Kur'an'dan sonra Fatiha, Zambur Sure'den sonra 10 defa. Rükuda tesbihattan sonra 10 defa. Rükudan kalkınca 10 defa. Secdelerde 10'ar defa. İki secde arasında 10 defa olmak üzere 75 adet, bunu da kendi duyacağı kadar söylüyor. İki rekat böyle kılıyor, selam veriyor. Tek başına da kılınır. Cemaatte de kılınır. Selamdan sonra bir iki rekat daha kılınıyor. 300 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Sonuncularda da böyle bağlayarak bu namazı kılabilirsek gecenin de feyizinden, bereketinden daha da istifade ederiz. Namazda da Allah'a yaklaşmış oluruz diyorum. Aramız var. Sonra inşallah duamızla kapanışta karşınızda olacağız. Aklımıza bazen kötü düşünceler gelebiliyor. Allah aklımıza da kalbimize de sahip olmayı, onu yönetebilmeyi nasip eylesin. İrade önemli. Ama bunun sebeplerinden ya da çarelerinden biri nedir? Akla kötü düşünce geldiğinde aslında niyetimizle de alakası var. Niyetül mümin hayrun min amelihi. İnnemel amalu bin niyat. Müminlerin niyeti önemlidir. İnsanın niyeti neyse ameli odur. Onun için herkes niyet ettiğinin karşılığını alacaktır. Niyetimizin güzel olması için, kalbimizin güzel olması için de ilacı Allahu Teala haber veriyor. Estağfirullah, bismillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalplerin ilacı Allah'ın zikriyledir. Allah'ın zikri nedir? Kur'an'dır.
Allah'ın zikri namazdır. Allah'ın zikri la ilahe illallah'tır. Allah'tan başka mabut yoktur sözüne devamdır. Efdalü zikri la ilahe illallah'tır. Cenab-ı Hak tevhidden, vahdetten bizi ayırmasın. Geceniz, beratınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, afiyetle, esenlikle kalın efendim.